Merhaba sevgili Haber TV izleyicileri. Bugünkü konuğumuz sevgili Taksiciler Derneği Başkanımız Erdal Çağrıbayan. Erdal Bey ile taksicilerin sorunlarını ve taksici esnaflarının diğer halktan ve diğer odalardan neler beklediğine dair bazı gerçekleri konuşacağız. Erdal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk İsmail Bey, teşekkürler. Nasılsınız? İyiyiz, şükürler olsun. Sizler nasılsınız? Sağ olun, bizler de iyiyiz. Biraz sorunlarımız var, onları dile getireceğiz. Haliyle meslek grubunun farklı sorunları var tabii. Bizim de sorunlarımız var. Her dönem olmuştur, yine de olacaktır. Sorunlar bitmez, bitmesi de mümkün de değil zaten. Önemli olan sorunların üzerine gidip en aza indirgemek. Şimdi İsmail Bey, bizim taksici esnafı olarak Edirne'deki taksicilikten bahsediyoruz. Edirne'deki taksicinin en büyük sıkıntısı şoförler odası yönetiminin bize karşı yaklaşımıdır. Bu yıllardan beri böyle olmuştur. Peki neden bu yaklaşım ne diye sizi dışlıyorlar mı? Yoksa başka mı, absorbe mi ediyorlar? Dışlamak diye o çok yanlış olur. Dışlamak demeyelim de. Şimdi şöyle bir algı var. Özellikle taksici esnafında bu algı var ve yaşadığımız olaylarla hepsini bütünleştirdiğimiz zaman haklılık payları da var. Şoförler odası yönetimimiz bizim yaklaşık 25 yıldan beri hiç değişmedi. Aynı zihniyet ve aynı kişiler üzerinde. Devamlı. Yani 25 yıldan beri sürekli size gelen bir ket mi var? Yani başka bir şey mi var? Yoksa mesela ben şöyle bir şey sorayım size. Bugün bir taksimetre ile alakalı zam yapılacağı zaman haklı olarak ben taksici olarak şunu beklemez miyim şoförlü olanlar? Arkadaşlar, gelin bakalım durak başkanları olarak bir görüşelim. Bu işi yapan sizlersiniz. Neticede şoför odası başkanımız minibüsçüdür. Dolayısıyla herkes kendi hakim olduğu sektörde daha fazla bilgiye sahiptir. Evet. Gelin zam ayarlanacak taksimetrelerimize ne kadar yapalım? Türkiye'deki Edirne nüfusuna eşdeğer diğer illerdeki taksimetre fiyatlarını bir çalışmasını yaparsın. Bizimki ne kadardır, ne kadar yapalım diye bir ön görüşme yapılır. Bu gayet doğaldır. Benim de hakkımdır bu. Yani bu yapılmıyor kesinlikle. Kesinlikle bu bugüne kadar yapılmadı. Çok basit bir örnek vereyim ben size. 2001 senesinde, çok geriye gideceğim ama biz bunların çok ciddi acılarını yaşadık. Edirne vatandaşı olarak insanlar da taksiye binmekten korktu. 2001 senesinde biz %80 taksimetreye zam aldık. Bir kerette ve 8 sene boyunca taksimetrelerimize zam almadık. Bu süreç Edirne'deki taksici esnafı için çok kara bir süreçtir. Ama aslında baktığımız zaman 8 yıla %10 bir zam almışsınız ama bir kerete almışsınız o zamı. Bugün 10 liraya gittiğiniz yere 18 liraya gittiniz ertesi gün. Evet. Dolayısıyla herkes taksiden böyle korktuğuz. Bir de insanlar bize kızıyor. Halbuki en günahsız kesin bizdik o esnada. Anladım. Yani size 8 yıl sonrası yapılacak olan zam bir kerette mi yapıldı? Bir kerette. Bunun örneği Türkiye'nin hiçbir ilinde, bakın altını çizerek söylüyorum. Hiçbir ilde yok. Hiçbir ilde 8 sene taksimetre zammı almayan ve %80 taksimetreye zam yapılan hiçbir il yoktur. Ve en son yapılan işte 4 ay önce de taksimetrelerimiz ayarlandı. Yine aynı senaryo tekrarlandı ve bizim bilgimize sorulmadan kendi kafalarına göre yaptılar. Şoförler odası yönetimin aldığı zam bize uygulandı. Bizim görüşümüz kesinlikle sorulmadı. Zamdan memnunuz veya memnunuz değilizden ziyade bizim görüşümüzün sorulmaması bize manidar geliyor. Evet. Taksilerin hepsi esnaf kanunu çerçevesinde şoförler odasına üyedir. Doğru mu? Doğru. Peki siz neden Taksiciler Derneği'ni kurdunuz? Yani bu sebeplerden dolayı mı? Çok mağdursunuz sanki. Sıkıntılar, bakın şöyle bir şey söyleyeyim size. Edirne Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası karma bir odadır. Bu evet. Odada kamyoncu esnafımız, nakliyeci esnafımız, biçer döverci grubu dahi vardır. Minibüsçü, taksici esnafı. Buradaki üyelerin içinde üye sayısı anlamında %45'i taksicilerden oluşmakta. Yani şoförler odasının üye sayısının %45'i taksicilerden oluşmakta. Evet. Ve bu taksiciler Edirne'de 59 tane durakta hizmet veriyorlar. Esas sorun şurada. Mesela minibüs kooperatifi. Minibüs kooperatifinin tek bir sorunu vardır. Onların da sorunları var. Onlar da çok ciddi anlamda sıkıntılar çekiyorlar. Bunu biz çok iyi biliyoruz. Ama 200 kişilik bir grupsa minibüsçü arkadaşlarımız, o sorun birdir, o 200 kişinin sorunudur. Ve kendileri kooperatif olduğu için neticede bir yönetimleri vardır zaten. Kendileri bir temsil mekanizması var. Sorunların üzerine giden bir sistemleri var.
Bizim taksicilerde en büyük sıkıntı budur. Bizde çatı yoktur. 59 tane durakta 430 tane taksi şu an faal olarak çalışmakta ve her duran kendine göre farklı sıkıntıları, sorunları var. Dolayısıyla hep dediğimiz, bizim mesela savunduğumuz duraklarda en azından bir başkanlık sistemimiz bile daha oluşmamış iken, ki bu oluşmak zorunda, belediye taksi yönetmeliği şoförler odasına bunu vermiş, takibini vermiş, fakat hiçbir şekilde bu sistemin üzerine şoförler odası da gitmemiş. Bizim istediğimiz olmazsa olmazımızdır bu Edirne'deki taksi duraklarındaki durak başkanlık sistemi. Mekanizmanın işlemesi için birinci adımdır bu, denetim mekanizmasıdır. Şimdi böyle bu kadar büyük bir topluluk hiçbir çatı altında toplanmıyor. Hangi çatamda toplanıyor? Şoförler odasında. Şoförler odasından taksicilere karşı yaşadığımız sıkıntıları zaten biz biliyoruz. Dolayısıyla biz kendi arkadaşlar, işte bu işe gönül vermiş arkadaşlarla beraber oturup konuşurken ne yapabiliriz diye en azından bir dernek kuralım dedik. Dernek çatısı altında sıkıntılarımızı dile getirelim. Evet. Ve çok güzel çalışmalar da yaptık. Nedir mesela yaptığınız çalışmalar? Yani taksiler derneği olarak taksici esnaflarınıza neler yaptınız? Taksici derneği olarak neler kazandınız onlara? Şunu söyleyeyim. Mesela bizim şoförler odamız hiçbir dönemde toplayıp da biz taksicileri, arkadaşlar gelin oturalım, bir muhabbet sohbet toplantısı yapalım, bir dertlerinizi, sorunlarınızı, yani bir istişare yapalım. Ha? Bu kesinlikle olmamış bir şey. Bu zamana kadar. Olmadı. Bu zamana kadar hiç olmadı. 20 seneden bahsediyorum. Evet. Olmadı. Dolayısıyla biz şimdi dernekte böyle olmadığı zaman şu da oluyor bakın İsmail Bey. Taksiciler birbiriyle kaynaşamıyorlar. Evet. Bu da çok ciddi sıkıntı aslında. Birbirlerine saygısı olmuyor insanların, birbirini tanımadığı için bir kopukluk oluyor. İletişim kopukluğu oluyor. Biz bunları dernek çatısı altında çok açtık. Dönem dönem toplantılar yaptık. Eğlence geceleri düzenledik mesela. Yemekli eğlence gecelerimiz üzerine iftarlar oldu, Ramazanlarda iftar yemeği verdik. Şehit Aileleri Derneğimizle birlikte, kendi esnafımızla birlikte iftar yemek, efendime söyleyeyim, esnafın ihtiyacı olan tekerlek sandalye, Ramazan ayında erzak kolisi dağıttık biz. Çeşitli iş adamlarından yardım alarak, dernekçası, gönüllülük esasında değil. Biz bunları severek yaptık, yapmak da istiyoruz. İçimizde böyle bir bizim arzu var. Biz bundan keyif de alıyoruz ve taksici esnafımız bize bu yaptığımız çalışmalardan dolayı yaklaşımı bizde çok memnun etti. Ne bileyim işte bizim odayla alakalı sıkıntılarında odaya gidip de sorunlarımız üzerine gitmemizde de etkili de oldu bu. Etkili de oldu. Odanın bize karşı yaklaşımı pozitif yönde değişmeye başladı. Getirileri çok oldu yani bundan bize. Güzel. Peki ortalama günde ne kadar insana hizmet veriyor taksiciler? 400 tane taksi varsayalım Edirne'de. 430 tane. 400 diyelim yuvarlak rakamla. Bir taksinin günde 20 kişiyi taşıdığını düşünürsek, ki taşıyor, 400 taksi 8000 kişi yapar. Yani 8000 kişiye siz Edirne'de 8000 kişiye taksi net bir şekilde en alt rakam. Peki hizmet ve yani hizmet alanlardan geri dönüş oluyor mu? Yani siz mesela X bir taksinizde bir vatandaşımız mağdur oldu. Evet. Bunu bu vatandaş sizin derneğinize gelip işte ben bundan şikayetçiyim dediğinde siz neler yapıyorsunuz? Şimdi buradaki en büyük sıkıntı aslında İsmail Bey, vatandaşın taksiye binerken yoldan geçen herhangi bir taksiye bindiğinde her taksimizin kapılarında durak ismi, plakası ve telefon numarası yazmak zorundadır ve yazar. Dikkat etmiyorlar yoldan taksiye bindiklerinde. Eğer ki bindikleri taksiyi plaka olarak, durak olarak veyahut akıllarında kalıyorsa, ben şu duraktan veya şu taksiye bindim dediği zaman o kesinlikle sonuç alınıyor ondan. Ama sorunu düzeltiyoruz. Yani ben taksiye bindim ama hangi taksi? Plaka yok, durak ismi yok. İşte o zaman sıkıntı yaşanıyor. O zaman ne oluyor? Biz toplu mesaj çekiyoruz esnaf arkadaşlarımıza. Dönen oluyorsa oluyor. Ama orada bir de şu sıkıntıyı da biz çok yaşıyoruz mesela. Onu da buradan belirteyim özellikle. Yolcu bindiği zaman taksiye, arka koltuğa oturdu. Cep telefonunu düşürdü. Evet. O yolcu indi araçtan. Akabinde 100 metre ilerden başka bir yolcu aldı taksi. Kişi, ikinci aldığımız yolcu, o arkadaki cep telefonunu gördüğü zaman, eğer vicdanı varsa, yani bunu aldıysa, ona bu sefer ne oluyor, geldikleri zaman ben senin arabanda unuttum. Arkadaş, benim arabamda unuttun ama bu noktada sıkıntı yok. Yoksa art niyetli olarak illa ki her meslek grubunda olduğu zaman muhakkak taksilerde de var ama
Çok 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 küçük. Küçük. Kesimi kapsıyor. Son zamanlarda genellikle yeni yerleşim bölgelerinde yeni taksi durakları açılıyor. Taksi sayıları bu açıdan bir sıkıntısı var mıdır? Yani ilimizde taksi sayıları yeterli mi, yetersiz mi, yoksa daha gerekli mi? İlimizde taksi sayısı, bizim dernek olarak da mesela bunu her zaman yüksek sesle söylüyoruz. Türkiye'nin, yine tekrar ediyorum, hiçbir ilinde, altını çizerek söylüyorum, 145.000-150.000 nüfuslu hiçbir ilinde 500 tane taksi olan il yoktur. Sadece Edirne'de vardır. Dolayısıyla Edirne'de... Bu rakam yüksek mi? Çok fazla. Fazla. %200 fazlalık vardır normalde. Taksi sayımıza, bizim nüfusta... Nüfusu oranlarında. Evet. Binde bir oranlarında Türkiye genelinde. Taksi sayısı kişi başına. Dolayısıyla bunun getirdiği esnafa çok ciddi sıkıntılar olmuştur. Ya bir pasta var ve o pasta bölünüyor. Çok ciddi sıkıntılar. Mesela ben de yeni yerleşim böyle yerlerinde oturuyorum. Nereden baksanız 200 metrede bir taksi durağı var. Örneğin Esentepe'de bakıyorsunuz, orada bir Fıskiye'nin orada bir taksi var. Onun ilerisinde 100 metre falan gitmiyorsunuz. Tekrar bir taksi var. Onun aşağısında bir taksi var. Her yerde bir taksi durağı var. Yani acaba bir şeyim var, sıkıntım var. Planlı bir çalışma yapılmadı bakın İsmail Bey bu duraklarda. Oradaki ya bunu yapmak belediyenin görebilir, değil mi? Yani taksiler yetki anlamında belediyede, fakat belediye şoför esnafının derdini, sorunu veya bilmez. Bunu belediyeye kim anlattırır? İlgili meslek kuruluşu. Evet. Kimdir ilgili meslek kuruluşu? Şoförler odası. Şoförler odasının yönlendirmesiyle. Yani şoförler odası diyorsa ki benim şurada taksi durağına ihtiyacım var, belediye de ona göre taksi durağını mı açtırıyor? Ona göre durağını açtırıyor. Trafik komisyonunda görüşülüyor meclisten geçmeden önce. Trafik komisyonunda şoförler odası başkanı görüş bildirmek üzere katılır. Oy kullanma hakkı yoktur kanunlar ama görüşünü bildirir. Evet. Dolayısıyla burada sen yanlışlıkları dile getirmediğin zaman oradaki o kararlar çıkıyor ve esnaf mağdur oluyor. Burada çok çarpıktır oradaki taksi duraklarının kuruluşu. Plansız bir şekilde yapılmıştır. Mesela yakınlık anlamında da, araç anlamında da. Mesela ben şoförler odası başkanımıza da sorarım. Her zaman da soruyorum. Yani burada bir durak kurulurken buraya 5 araç veriyorsunuz. Burayı kurulurken 13 tane araç veriyorsunuz. Buraya 10 tane araç veriyorsunuz. Neye göre? Kriteri nedir? Bir. İkinci sıkıntı. Bu yeni kurulan duraklarda şu yapılmadı. Esas önemli konu budur. Yoğunluk nerededir taksilerde? Çarşı bölgesindeydi. Şimdi bir durakta var 6 tane araba, bir durakta var 25 tane araba. 6 tane durakta araba olan durakta, yeni yerleşim bölgesinde açılan durağa araç kaydırarak yapıldı hata. Sen, mantık budur yani. Bunun tartışmasız bir şekilde savunacak bir tarafı da yoktur. Doğrusu budur bunun. Çok olan duraktaki araç sayısını azaltırsın ki yeni yerleşim bölgesinde açılan durakları oradan kaydırırsın. Anladım. Bu hiçbir şekilde yapılmadı. Mesela bugün otogar taksinin mevcudu, bizim 36 tane taksi vardır otogarda. Ve buradaki arkadaşlar bir gün çalışıp bir gün istirahat ederler. Bir ayın 15 günü çalışıyorlar araç fazlalığından dolayı. Bunları dağıtsalar bölgelere herhangi bir sıkıntı olmayacak. Planlı hiçbir şekilde bir şey yapılmadı. Biz burada şoförler odasının işte bu sorunlarla hiç ilgilenmediklerini biliyoruz. Yani böyle bir boş vermişlik var. Sıkıntısını da biz yaşıyoruz. Dolayısıyla tepki de veriyoruz İsmail Bey. Vallahi ben de çok fazla araç kullanan bir insanım. Ve taksicilerin bazılarından diyorum, çerçeve içinde alıyorum onu. Bazılarından gerçekten de biz şikayetçiyiz. Yani kural tanımıyorlar. Benim yanımda kaç defa kırmızı ışıkta geçen arkadaşlarımız oldu. Ve ben özellikle polis arkadaşları aramak zorunda kaldım. Çünkü sonuçta ben varım, arkadaşlarım var yanımda. Eşim, dostum, ailem var. Yani o kırmızı ışıkta geçtiği zaman ben yeşil ışıkta geçsem benim canım yanacak. Bunlara ne gibi önlemler alabilirsiniz? Yani neler söyleyebilirsiniz bu arkadaşlarım? Şimdi şunu öncelikle belirteyim. Trafikteki araçlar gezerken hususi arabaların yaptığı hatalar göz ardı ediliyor da sarı ticaret taksilerin yaptığı hatalar direkt göze çarpıyor. Doğrudur. Zaten taksilerin sarı olması da göze çarpması amaçlanmıştır. Şimdi Ulaşım Hizmetleri Müdürümüz Erdal Uygun, Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürümüz bu konuda çok hassas. Fakat burada taksi kullanan veya trafikte bu tür olumsuz olaylara şahit olan vatandaşlarımızdaki yazılı olarak dilekçeyle belediyeye şikayette bulunmamak veyahut trafik ekiplerine haber vermemek.
Bu işin denetim açısından olmazsa olmazdır. Erdal Müdürümüz mesela bu konuda çok hassas olduğunu söyledi. Bir de şunu özellikle belirteyim. Yazılı olarak taksiyle alakalı herhangi bir sıkıntı çeken vatandaşımız belediyeye gittiği zaman, yazılı olarak iki satır dilekçe verdiği zaman kesinlikle ve kesinlikle o kural ihlalini yapan veya esnaflığa aykırı harekette bulunan taksici esnaf arkadaşımıza belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü dilekçeyi alıp encümene havale ediyor ve kesinlikle cezai yaptırımı var. Böyle bir durumla karşılaşan herkesin bu şikayetleri yapmasını biz özellikle bekliyoruz ki dürüstçe esnaflığın gereğini yerine getirerek çalışan esnafımız da bu tür olumsuzluklardan rahatsız. Biz bunu özellikle belirtiyoruz. Şikayet konusu olmadığı sürece bir şey olmuyor. Bunu da belirtelim. Şikayet olsun, kesinlikle şikayet edilsin. Yani şöyle diyebilir miyiz? Herhangi bir taksici arkadaştan rahatsız olanlar gidip belediyenin trafik komisyonu, Belediye Ulaşım Hizmetleri'ne dilekçe olarak, yani dilekçesini yazıp ulaştırabilirler. Belediye ekipleri de gereğini yapıyormuş zaten. Araç plakasını ve durak ismini vererek sadece şunu da belirteyim, şu önemli. Bu şikayet esnasında İsmail Bey, belediyemiz hiçbir şekilde şikayetçiyle şikayet edilen esnafı yüz yüze karşı karşıya getirmiyor. Dilekçede kimliği bizde kalmak kaydıyla diye not düşüyor ve karşı karşıya kesinlikle getirmiyor. O yüzden karşı karşıya gelip de itilaf yaşayacaklarından da kesinlikle çekinmeden şikayette bulunabilir. Peki Erdal Bey, ilimizde korsan taksi var mı? Maalesef var. Var. Maalesef var ve biz bunu içimize sindiremiyoruz. Tamam, biz dernek olarak yaptığımız çalışmalarda belirli araçları, bildiğimiz çok göze batan araçları otoparka çektirdik. Ama burada bizim beklediğimiz şoförler odamızın da bizim arkamızda destek vermemiz. Şoförler odamız bize yaklaşım hep topu taca atma siyaseti yapıyor bize burada. Esas ilgilenmesi gereken kurum orasıdır. Biz onlardan bunu çünkü kanunen bizim haklarımızı korumakla mükellef şoförler odası. Kanunun verdiği haklar var. Peki size bireysel olarak mı bir sorunları var da sizleri desteklemiyorlar, korumuyorlar? Ya da taksiler, yani şoför odası değil de başka bir oda mı? Bireysel olarak sorun olması mümkün değil ama genel anlamda taksiler... Yani 20 seneden beri bu sorun devam ettiğini söylüyorsunuz. Evet, bu sorunları biz hep yaşıyoruz. Bakın örnekleri de veriyorum. Bugün şoförler odası yönetimimiz, başkanımız çıkıp da geçen dönemde seçim çalışmalarında korsan taksiyle mücadele edeceklerini de sözünü verdiler. Geçen 4 senelik süreçte bir tane korsan taksi aracı otoparka çektirdiğini, trafikten men ettiğini bize söyleyemez. Yok. Evet ama biz ona hangi araçları bağlattırdığımızı... Söyleyebilirsiniz. Söyleyebiliriz. Hep askıda kalıyor, vaatten ileriye gitmiyor ve biz bunları içinde, merkezinde olduğumuz için çok 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 iyi biliyoruz. Anladım. Peki İstanbul'daki taksi durakları çok bir şık şekilde dizayn edilmeye başlandı. Şöyle bir şehrime bakıyorum da, yani Edirne'de hiç yok böyle bir hem tarihi dokuya özen gösterilerek tasarlanmış bir taksi durağı göremiyorum. Yani Edirne'de bunu yapabilecek birileri var mıdır? Şimdi Edirne'de bizim son açılan yeni yerleşim bölgesinde Mevlana taksi durağımız vardır. 55 evet. Metrekare bu yenilenme bekleme kabinleri anlamında. 55 metrekare bekleme kabini vardır. Çok geniş bir yerdir. Mesela biz istiyoruz ki o kadar büyük olmasa da en azından o büyüklükte duraklarımız olsun. Bundan sonra en azından yeni açılacak veya mevcut duraklarımıza öyle bir imkanlar sağlansın. Mesela bununla alakalı bizim bir çalışmamız oldu. Belediye Başkanımız Sayın Hamdi Sedefçi'ye de olayı intikal ettirdik. Kendisiyle de görüştük. Ve peki neden yapılmadı hiç? Çok olumlu da karşıladı. Buradaki sıkıntı şuydu. Veya şöyle söyleyeyim. Bu bekleme kabinlerinin mesela bankalardan faydalanacaktık biz. Evet. Bu Türkiye'nin birçok ilinde uygulanıyor. Ya X Bank gelecekti yan tarafına bir tane ATM'sini koyacaktı. Ondan sonra orasını yapacaktı. İşleyiş nasıldı? İşte yer benim. Çünkü bankamatikleri kuran bankalar buraya bir kira veriyor. Tabii. Bize diyorlar ki bu durak yeri sizin mi?
veya sözleşme var mı elinizde? Kiralık var. Eğer ki o bölgeye de bankamatik ihtiyacı varsa tamam diyor, ben senin durağına güzel şık bir kabin yapacağım. Bir kısmına da bankamatiğini koyacağım. Dolayısıyla ben senin yerini kullanacağım. Sen de benim bankamatiğimi kullanacaksın. Evet. Karşılıklı alışveriş. Peki. Sıfır maliyetle durak kabinimize ve çok şık durak kabinleri. Evet. Ben İstanbul'da gördüm birçok yerde. Peki neden yapılmadı? Buradaki sıkıntı şuydu. Bizim duraklarımızın olduğu yerler, işin gerçeği yani tam olarak bizim elimizde kira sözleşmemiz yoktur. Veya atıyorum 10 yıllığına burada bizim kimse kalacağımızın garantisi yoktur. Sıkıntı buradaydı bizim. Bunun belediyenin vermesi gerekmez mi? Belediye başkanımıza biz bunu konuştuk. Evet, belediye başkanımız bize verecek de bunu. Belediye başkanım verecek de. Şunları araştıralım. Bu bütün durakları da kapsamıyor aslında. Belirli merkezi çünkü. Mesela Mevlana'dan taksi açıldı diyorsunuz. Onun durağını oradaki durağa veriliyor değil mi? Yani durağının tapusu mudur? İşte kira sözleşmesidir. Tabii. Oraya veriliyor. Tabii. Evet. Şimdi burada işte onu da belirteyim. Her durak içinde geçerli değil bu. Çünkü banka da burada bankamatik koyacağı için oradaki onun da bir değerlendirmesi var. Banka diyorsa ki burayı bankamatik ihtiyacım var benim, ben burayı bankamatik koyarım dediği yerlere kuruyor. Bunlar da Edirne'de bizim 10 tane, 12 tane durağımızı kapsayacak duraklarımız var. Buradaki sıkıntı şuydu işte, bizim elimizde sözleşmemiz yoktu. Tabii şimdi belediye başkanlık seçimleri bu süreçte bunlarla 2 ayda olacak bir süreç, hemen bir ay bir kere de olacak bir süreçti. Hem oda seçimleri hem belediye seçimleri, bundan sonra bunun üzerine gidilip bu çalışmalar çok basit aslında, zor çalışmalar. Evet, zor çalışmalar değil, bir fizibilite raporuyla çok basit gidip bankaya bunu kolaylıkla halletmeniz sıfır, mümkün. Sıfır maliyetle çok şık duraklar. Evet. Örnekler var. Yani örneğin Kervansaray'ın yanında duran taksi durağına daha şık, daha o tarihi dokuya uygun bir şekilde tasarlansa ve yapılsa muhteşem olur insanlar. Örnek Esentepe Taksi'nin orada 11 tane falan bir bankamatik vardır mesela. Evet, Esentepe'de. Var, biliyorum biliyorum. Hepsi apartmanların sitelerin bahçesine koymuşlar. O bahçede o apartman yönetimine kira veriyor bankamatikler. Orada mesela durakta olduğu zaman hiçbir şekilde kira da vermeyecek. Kendi de kazançlı, durak da kazançlı. Dolayısıyla hem de şık bir görüntü ortaya çıkacak. Bunlar önemli olan bu çalışmaları isteyerek, araştırarak yapmak. Yani çok çok farklı projelerde yürütülüyor tabii. Sen niyet amaç düzgün olduktan sonra. Evet. Taksici esnaflarının şoförler odasına çok tepkili olduğunu zaman zaman da basında yer aldığını görüyoruz. Bu olayın aslı nedir ve neden tepkililer şoförler odasına taksici arkadaşlarımız? İsmail Bey, yine dönüyoruz dolaşıyoruz, ben size yine başka bir örnek vereyim. Taksici esnafını bağlayan kanunlar bellidir. Bizim anayasamız Edirne Belediyesi'ne çıkarmış olduğu taksi yönetmeliğidir. Bizimle ilgili alınan kararların hepsinde bu belediye taksi yönetmeliğindeki bir maddeyle ilişkilendirilip de çıkar bütün kararlar. Bugüne kadar şoförler odası 2005 yılında çıkan bu taksi yönetmeliğini hiçbir taksici esnafa, durak başkanına, hiçbirisine vermedi biliyor musunuz İsmail Bey? Hiçbir taksici esnafı bilmez bu taksi yönetmeliğindeki hakkı nedir, hukuku nedir, yapması gereken, yapmaması gereken nedir? O zaman bunları vermiyorsa orası bir suç işliyordur. Diyorum ya, çok 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 fazla eksiklerimiz var. Bunu vermedi. Biz dernek olarak arkadaşlarımıza bunu dağıttık ve dönem dönem devamlı da taksi yönetmeliğinde bizimle alakalı maddeler değişir. Lehimizde bizim kabul edeceğimiz, kabul etmeyeceğimiz veyahut bazı kararlar vardır ki yanlışlığı sonradan anlaşılıp iptal de edilir. Hep plansızlıktır bu. Yani bu işle alakalı bir kişinin fikrini beyan edememesinden kaynaklanıyor bu. Az önce dedik ya, herkes kendi meslek grubunun sıkıntılarını bilir. Dolayısıyla minibüsçü de bizim sıkıntılarımızı, açık söylüyorum, ben de minibüsçü arkadaşlarımın sıkıntılarını onlar kadar vakıf kesinlikle ve kesinlikle olamam. Bizimle alakalı bu kararlar nasıl çıkar İsmail Bey? Yönetmeler koyulan maddeler trafik komisyonunda görüşülür. Trafik komisyonuna şoförler odası başkanı girer, meclis onaylandıktan sonra çıkar, yürürlüğe girer. Evet. Bu kararların öncesinde bizim tasvip etmediğimiz ve edemeyeceğimiz bazı kararlar da vardır. Yanlışı da sonradan anlaşılıp iptal edilmiştir. Biz şunu her zaman bekledik haklı olarak şoförler odası başkanımızdan. Arkadaşlar gelin bakalım, böyle böyle bir karar görüşülüyor belediye trafik komisyonunda. Görüş soruyorlar, fikir soruyorlar. Ne diyeyim? Biz bu kararı neresinden tutalım, neresinde duralım, ne yapalım? Öyle mi olsun, böyle mi olsun diye bir istişare toplanalım. Bir şey yok bunda. Evet. Bunu niye yapmıyorsunuz arkadaş? Biz de fikrimizi beyan edelim. Bu yok. Karar geliyor, geçiyor, karar çıkıyor.
Ve bizim hala haberimiz yok. İnanın şu an bu kararlardan sadece Taksiciler Derneği'nin taksici esnafını bilgilendirdiği kadar esnafın bilgisi var. Onun haricinde Şoförler Odası bununla alakalı hiçbir şekilde esnafı bilgilendirmemiştir bugüne kadar. Mesaj gönderir telefonlara. Kandil mesajı gönderir. Allah razı olsun. Gönderir. Ama meslekle alakalı konularda niye bunları herhangi bize bilgi vermiyorsun? Esnafı odanın imkanları vardır. Orada çalışan bir eleman arkadaşı niye al kardeşim bunları git esnaf arkadaşa da durak başkanlarına birer tane ver bilgisi olsun niye demiyorsun? Dönem dönem toplantılar yapıp bu değişiklikleri bize niye şifaen dile getirmiyorsun? Yani bunlar çok sıkıntılı konular. Bunlar bizim mesleğimizde her daim bilgi sahibi olmamız gereken konular. Evet. Meslek odalarının seçim süreci başladı. Siz de adaysınız. Peki seçildiğiniz takdirde bu sorunların hepsini çözebilecek misiniz? Yani neler yapabileceksiniz? Şimdi bir sürü sorundan bahsettiniz. Mesela şoför odası benim anladığım kadarıyla sadece şoförlere değil, orada bir parantez açmak istiyorum. Sadece yani minibüs şoförlerine mi hizmet ediyor? Yani taksi şoförlerini şoför olarak nitelendirmiyor mu? Evet İsmail Bey, şimdi konuşmamızdan... Ben onu anladım. Yani konuşmamızdan, sizin anlattıklarınızdan konuşmamızın başında da söyledik. Taksi Şoförler Odası sadece minibüsçülere hizmet etmiyor. Sadece ama sizin anlattıklarınızdan o çıkıyor. Sadece kamyoncu esnafına da hizmet etmiyor. Sivil vatandaşa da hizmet eden bir kurumdur. Evet. Oluştur Şoförler Odası. Plaka bastırmak için bugün herkes... Her vatandaş Şoförler Odası'na gider. Ek 1 belgesi, ek 2 belgesi Şoförler Odası'nda doldurulur vesaire vesaire. Şimdi sorunlar kesinlikle bitmez. Mümkün değildir. Önemli olan sorunların üzerine bir şey mücadelesini verirsiniz. Bakın İsmail Bey. Yani bir sorun vardır ortada. Uğraşırız sorunla. Üzerine gideriz. Koştururuz. Yapmak için proje üretiriz, fikir üretiriz. Bir şeylerin arkasında dururuz. Sonuç alamazsın. Ama ben derim ki ya İsmail Bey uğraştınız Allah razı olsun tamam olmadı ama yine de uğraştınız. Sıkıntı burada. Uğraşma yok. Evet. Proje üretme yok. Belli bir bütçesi var buranın. Şoförler Odası Türkiye'nin her ilinde diğer meslek odalarından tamamen farklı bir konumdadır. Ayrıcalıklıdır Şoförler Odası. Hem üye sayısının fazlalığı anlamında hem az önce dediğim gibi sivil vatandaşa da üyesi olmayan vatandaşa da hizmet ettiği anlamda. Dolayısıyla bütçesi de illaki var. Fakat iyi bir noktaya değindiniz. 60 yıllık bir odadır bizim odamız İsmail Bey. Edirne Şoförler Odası. Edirne Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası. Türkiye'nin 81 vilayetinde... Sadece Edirne ve Şoförler Odası kiracısıdır bulunduğu hizmet verdiği binada. Hepsinin hizmet verdiği binalar kendi malıdır. Bir tek Edirne'dir. Bakın. Utanç verici bir şey. Bu çok utanç verici. Utanç verici bir şey. Evet. Havsa'ya bakın ilçemize. Türkiye'ye gitmeyin. İlçelerimize bakın. Havsa'nın kendinindir. Keşan. Hem de altında dükkanları var. Kiraya vermiştir. Kira geliri vardır. Uzun Köprü. Kendinindir. Bir tek Edirne'dir İsmail Bey. Peki buranın mülkü kime ait? Kredi Kefalet Kooperatifi'nindir. Ve oraya kira öderler. Orayı kira ödüyorlar. Peki evet. Neden kendi yerlerini yapmak gerekiyor? İşte bu sorunun cevabı onlarda. Biz her zaman sorduğumuzda cevabını alamıyoruz zaten. Yani yüksek meblağda mı bir kira ödüyorlar? İsmail Bey yani bugün efendime söyleyeyim ödediğin kirayla kredi ödesen... Evet ev sahibi olursun onu dile getirmek istiyorum. Yani bir 60 yıllık evet. Odadan bahsediyoruz. Ve 60 yıldır orada ikanda var. 60 yıllık odada... Sen son 25 yıldır yönetimdesin. Son evet. 25 yıldır yönetimdesin ve ben Erbey Başkanıma her zaman da sordum, yine de soruyorum şu an seçim sürecinde ustalık dönemim diye çıkıp da basın açıklaması yapıp esnaftan destek istiyor. İsteyecektir, haklıdır. Esnafın tabii takdiridir. Fakat benim de hakkım ona şu soruyu sormak. Sayın Başkanım, 25 yıldan beri bulunduğum bu yönetimde yaptıkların ortada iken hala ben ustalık dönemi için destek istiyorum derken çıkıp da şu esnafa arkadaşlar yani şunu demen gerekmez mi? Bu süreçte ben şunları yaptım sizin lehinize. Odamıza şunları kazandırdım. Sizin şu haklarınızı savundum. İnsanlar, esnaf bunu bekliyor. Bunlar yok hala ustalık dönemim için destek istiyorum. Nasıl bir dönemse 25 sene çıraklık dönemi yok böyle bir şey. Herkes emekli oluyor 20 senede. Hala
şunu da ayıplıyoruz bizler dahi. Yapacağız, edeceğiz. Ya yaptıklarını söyle. Erbey abi çık. Arkadaşlar ben şunları yaptım de yapacağız, edeceğiz. Ben muhalefetim, ben eleştiriyorum, yapacağım, edeceğim derim. Benim hakkımdır çünkü imkanım yoktu, yapamadım. Yapacağım ama sen yaptıklarını söylemen lazım. Yapacağım, edeceğim. Bunlar artık yani ben bunları söylemekten açık söylüyorum. Utanıyorum İsmail Bey. Utanıyorum. Evet. Bu kadar yani esnafla resmen dalga geçercesine. Yani insanın gözüne bakarak yalan resmen söylüyorum. Resmen dalga geçercesine. Bu kadar yani olmaz. Bu kadar. Bakın çok basit. Üye sayısı kısıtlı dernekler var Edirne'mizde ve yerleri var. Evet. Tesisleri var ya. Edirne'deki diyoruz en aktif oda olan Edirne şoförler ve otomobilciler esnaf odasının tesisi yok. Vardı bir zamanlar. Bunlar çok eski olduğu için de girmek de istemiyorum onlara. Vardı. Şöfter. Benim bildiğim evet. Şu anda evet. Cumartesi pazarının orada bir yer evet. vardı. Benim tesisimiz çocukluğumda. Vardı. Tesisimiz vardı. Satıldı. Evet. Satıldı. Bu da satıldı. Bunun gibi çok şey satıldı. Diyorum ya utanıyorum bunları söylemeye. Para kazanan bir biliyor. Para kazanan bir. Lanki para kazanan bir yer. Ama malını satıyor. Burası satıldı ve satıldığı zamanlar şu an oda üyemiz sayısı bizim 950'lerde. Orasının satıldığı dönemde oda üye sayımız 3000'lerin üzerindeydi İsmail Bey. Dolayısıyla maddi imkansızlıklardan sattıklarını söylüyorlar ama hiçbir şekilde tabanı yok. Hiçbir şekilde tabanı yok. Tabii geçmişte kalmış artık. En üst, tabii onlar tabii geçmişte kaldığı için onları söylemek istemiyoruz evet. biz. Bunlar olmayacak şeyler değil. Biz taksiciler derneği olarak belediyeler yerimizi aldık. Biraz evet, da bunlar prestij meselesi. Biraz tabii da vizyon, vizyon samimiyetle meselesi. Alakalıdır bunlar. Şimdi belediyeler alan yer geri verilmiş, satılmışsan zaten böyle bir yapma imkanın kesinlikle yok. Evet. Neler yapacağız seçilirsek eğer? Erdal Bey. Şimdi ilk önce şunu belirtelim. Biz yıllardan beri odadan çektiğimiz sıkıntıları dile getirdik arkadaşlar. Hep minibüsçü taksicisi diye bir ayrıştırma oldu diye bir algı var bizim camiada. Tek sorun bizde minibüsçü taksici sorunu değil. Tek sorunumuz bizim taksiciden yani olaya bakış açısı şoförler odası yönetiminin minibüsçü olduğundan dolayı minibüsçülere mal ediliyor olay. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Bunu biz de biliyoruz. Bunu biz de biliyoruz. Minibüsçülerle alakalı değil olan. Sadece minibüsçü olan yönetim kurulu üyeleriyle sık alakalı bir olay. Biz şunu odada kesinlikle yapmayacağız. Her esnafa eşit davranıp minibüsçü, taksicisi, kamyoncusu, kamyoncusu ve bunu yaparken de dediğim gibi az önce de belirttim. Her meslek Gurur. Mensubu kendi sıkıntısını bilir. Ben minibüsçü arkadaşımın sıkıntısını bilirim desem yalan söylerim. Minibüsçü arkadaşım da benim sıkıntımı bilirim dese kesinlikle ciddiyete anlaşılır ya yalan söyler. Kamyoncunun sorunu da kamyoncu bilir. Dedim ya o da karma odadır. Bu odada yönetim kurulunda taksiciler bir kişi olur. Minibüsçüden bir kişi olur. Kamyoncu, nakliyeci, köy minibüsçüsü olur. Niye? Bunun amacı sebebi temeli bellidir. Her meslek mensubu kendi sıkıntılarını dile getirsin de o da birlikte çalışsın. Budur. Ama bu bizim odada maalesef olmadı bugüne kadar. Maalesef olmadı bugüne kadar. En büyük sıkıntıların çözüm noktasında da temel buradadır. Biz bu hataya düşmeyeceğiz. Biz bunları taksici tutacağız. Arkadaşlarımızla kararlar alınırken toplantılar tertip edip durak başkanlarıyla belediyemizde alınır kararlar. Oradaki kararlara şöyle olursa böyle olursa diye bir fikir beyan edeceğiz. Doğrusunu yanlışını izah edeceğiz. Nihai karar yine belediyeden çıkacaktır ama en azından doğrusunu yanlışını biz kendilerine anlatacağız. Çünkü bu işi bilen bizleriz. Bu işin çilesini çeken bizleriz. İçinde yaşayan bizleriz. Kamyoncu arkadaşlarımızın sıkıntıları. Bir örnek daha vereyim. Şimdi konu konuyu açıyor tabii de. Şoför olsun yönetimimizde Rafet Bey vardı. Rafet Sakallı. Kamyon Kooperatif Başkanı. Düşünün bir kere. Şoförler olsun yönetimindesin. Kooperatif başkanısın. Kamyon garajının çamurdan geçilmiyor. Mıcır döktüreceksin. Kendi de döktüremedi. Şoförler odası yönetimi başkanı da döktüremedi. Taksiciler derneği olarak 4 kamyon mucuru biz gönderdik kamyoncular kooperatifine döktürdük. Yani ben şunu anlıyorum aslında. Biz döktürdük. Edirne Taksiciler Derneği aslında şoförler odasının yapması gerekenleri yapıyor. Doğru mudur? Yani 4 aslında kamyon mucuru anlattığımız üzere 4 kamyon mucuru şoför odası döktürmesi gerekirken veya kamyoncular kooperatif başkanı döktürmesi gerekirken evet. biz bunu döktürdük ve biz bunu söylerken yani gerçekten utanıyoruz. Ama bu işler yapılmayacak işler değil. İşler önemli olan niyet. Senin niyetin
bozuksa hep topu taca atarsın falan filan. Niyet önemli olan. Yoksa çözülmeyecek sorunlar da değil aslında yani anlattığımız konular. Samimiyet, dürüstlük. Samimiyet, dürüstlük İsmail Bey. Biz bu noktada hiçbir şekilde taviz vermedik ve bu seçim sürecinde ben arkadaşlarıma özellikle şunu her zaman söylüyorum bakın. 9 Şubat'ta seçimimiz var. Ben oy istemiyorum. Bana gelin arkadaş destek verin demiyorum. Sen benim arkadaşımsın, eşimsin, dostumsun, baba dostumsun. Yok böyle arkadaş. Fikrimiz, zikrimiz bu. Eleştirdiğimiz konular bu. Yapacağımız, yapmayacağımız çalışmalar bu. Bizim duruşumuz bu. Eğer ki sen benim savunduklarımı savunuyorsan, doğru dediklerime doğru diyorsan, ya bu arkadaşımız da bizim gerçekten doğru söylüyor, samimi de bir arkadaşımız diyorsan, elini vicdanını koyar, o zaman ben gel bana destek ver. Ama benim arkadaşımsın, ahbabımsın diye bana destek verme, benim fikrimi savunuyorsun. Çünkü bir işe başlarken dürüst başlarsan dürüst gider. Evet. Yanlış başladım zaten o iş yanlış gider. Dolayısıyla yanlış işle de bizim işimiz olmaz. Yok. Olmaz. Biz kesinlikle zaten çünkü eleştirdiğimiz yerde biz olursak olmaz. Ve şunu da ben her zaman söylüyorum. Benim 4 senelik seçim dönemi bittikten sonra bir dahaki dönemde Erbey abinin yaptığı hatayı yapmadan o seçim kürsüsüne çıkıp da konuşma yaparken arkadaşlar 4 sene önce görevi devraldık. Bu 4 sene zarfında şu 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 çalışmaları yaptık. Bunlara başladık, tamamlayamadık diye bir konuşma yapamazsam eğer ben o seçime girip de hiçbir arkadaşımın desteğini istemem. Yapacağım edeceğim demem. Yani yaptıklarımı anlatırım. Yani şunu anlıyorum. Siz eğer ki seçilirseniz 9 Şubat'ta, doğru mu? İnşallah. Bir 4 sene sonra 9 Şubat'ta belki denk gelir, belki denk gelmez. O kürsüye çıktığınızda ben bunları yaptım diyeceksiniz. Eğer ki diyemezsem zaten Erbey abinin düştüğü hataya düşüp de yapacağım edeceğim diyerek ben o kürsüye çıkamam. Çıkmam. Yapamazsınız. Benim... Yani buradan şöyle diyebiliriz aslında değil mi? Yani bu sizin sonuçta sözünüzdür. Kesinlikle. Eğer ben seçildiğim takdirde 4 yıl orada başladığım tüm projeleri bitireceğim. Doğru mudur? Kesinlikle doğru. Bitireceğim demeyelim. Bitireceğim demeyelim. Hepsi bitmez ama biten çalışmalarımız olacak, yarım kalan çalışmalarımız olacak. Önemli olan da budur peki zaten. Peki yarım kaldığında yani tekrardan aday olur musunuz bitirmek için? Esnafın takdiridir. Yani ortada yapılan bir çalışma olduktan sonra, yani yaptıkların ortada olduktan sonra gönül rahatlığıyla esnafın desteğini isteyebilirsin. Yani bunlar ama şu an yaşadıklarımız yapılmayan hiçbir şey yok ve hala esnafın desteği. Mesela şunu söyleyeyim ben bir daha. Bizim, şunu düşünün bir de bakın, kamyoncu arkadaşlarımız çok iyi bilir bunu. Ya bizim, nur içinde yatsın bir arkadaşımız vardı. Cenazesini ambulansı göndermediler. Sırbistan'da rahmetli olmuştu arkadaşımız. Bu da bayağı zamanlar geçti üzerinden. Ve o zamanlar, ya utanç verici değil mi İsmail Bey? Şoför olsun yönetimimiz çıktı ne dedi biliyor musunuz? Arkadaşlar bizim ambulansımızın yurt dışı çıkış izni yok. Alınması zor bir şey değil. Hayır konu değil. Ambulansımızın yurt dışı çıkış izni yok. Dolayısıyla gönderemeyiz ambulansı. Gelsin buradan Türkiye'nin neresine olursa olsun direksiyona ben geçip götüreceğim diye o anki yönetim söyledi. İsmail Bey, o dönem yurt dışına kendi esnafını almaya ambulansı göndermeyen yönetim, yurt dışı çıkış izni yok diyen yönetim, Romanya Bükreş'e oda üyesi olmayan bir vatandaşın çeyizini gönderdi o ambulansta, çeyizini. Bu bayağı iddialı. Çeyizini gönderdi. İspatı bunun her türlü mümkündür. Her türlü mümkündür. Yani kendi biz bunlardan utanç duyuyoruz. Tamam, seçim sürecindeyiz. Muhalefetimizi yapacağız ama yaşadığımız sıkıntılar, yapılan adaletsiz ve haksız yaklaşımlar, uygulamalar o kadar üst düzeyde ki bize karşı. O kadar kabul edilmeyecek düzeyde ki yani ben bunları söylemekte utanıyorum. Ben bunları eleştirme anlamında da söylemiyorum. Evet. Son olarak neler söylemek isteriz? Son olarak Edirne'miz değişiyor. Edirne'mizdeki ulaşım sektöründe direkt hem ulaşım minibüslerinde olsun, ETUS sisteminde olsun, hem taksici esnafımızda genel anlamda Edirne'miz değişirken arkadaşlar artık 25 yıldan beri bizi de yöneten Şoförler Odası yönetiminin zaten yaptığı çalışmalar, daha doğrusu yapmadığı çalışmalar ortadadır. Değişim şart diyoruz biz. En azından verdiğimiz sözün arkasında durarak
dediğimiz gibi 4 sene sonra esnafın karşısında bir dahaki seçimde çıktığımızda şu şu çalışmaları yaptık diyemiyorsak eğer, ben kendi adıma konuşuyorum, diğer arkadaşlarım adına değil. Ben o kürsüye çıkıp da arkadaşlar adayım desteğinizi istiyorum. Kişilik olarak da, karakter olarak da ben bunu tasvip etmem demem de. Peki. Evet, sevgili Haber TV izleyicileri, bugünkü konuğumuz Erdal Çağlayan'dı. Şoförler Odası adayıydı. Doğru mudur? Taksiler Dernek Başkanı diyelim. Tabii derneğimiz her daim var. Şoförler Odası olmamız gereken yer, istediğimiz yer de orası bizim. İnşallah. Evet. Dediğimiz gibi arkadaşlar, Erdal Başkan'a başarılar diliyoruz. Tekrardan. Sağ İnşallah olsun, 9 Şubat'tan sonra sizi tekrardan Haber TV stüdyolarında başkan olarak ağırlamak isteriz. İnşallah, inşallah. Bu süreç esnafımıza hayırlısı olsun. Birinci temennimiz odur. Evet. Hayırlısı olsun. İnşallah. Bir dahaki programı görüşünceye dek. Hoşçakalın.